birisi izlemeden kolay izah etme şansımız yok. Hakikaten sağdan sola koşuşturan 22 oyuncu. O koşuşturmanın içerisinde işte top, işte ortada top da var. Böyle dolaşıyor. Kendi aramızda şakalar yaptık işte. Adile Hanım uykudan önce dedik. Uykudan önce dedik. Artık bu vizyonda dedik. Anlatması zor ama bir tarafıyla da şunu kabul edelim. Bir lig maçıdır. İki tarafın da hedefleri vardır. Antalyaspor biraz Katar dönüşü 3-0'lık mağlubiyet onun etkisi. Yorgun. İyi futbol oynamalarına rağmen puan tabelasında iyi noktada bulunmuyor olmaları sebebiyle daha kontrollü bir oyun tercih etmiş olmaları. 5-4-1 gibi bir takım formasyonu. O savunmanın içine, kalabalık savunmanın içine girmek kolay değil. Bu bir tarafa. Ama Fenerbahçe'nin de durgun su gibi oynadığı bir saat. Ne olabilirdi? Top hızlanacak. Olmadı. Ki bu takım yapabilir bunu. İki, risk alabilir. Şimdi hep şeyi söylemeye çalışıyoruz. Dengeyi kaybetmeden risk alınabilir mi acaba diye. Gündüz 3.30'da Manchester City Chelsea maçını izledik. City'nin karşısında Chelsea var. Son derece hızlı kontratak oyuncuları var. Pulisic bir tarafta. Lukaku önde. Terminator gibi bir oyuncu. Yani devire devire giden bir oyuncu. Ziyech solda. İşte Kante gibi bir canavar yani. Orta sahacı. Acayip bir adam. İşte Alonso gibi bir hücum kenarı. Yani bunlar sanki hiç korkutmuyormuşçasına. Yani izleyince sanki hiç korkmuyorlar. Rakibe saygı duymuyorlar gibi de görünebilir ama bir şey görüyoruz. Çıkartmıyorlar. Bunu sadece pas kalitesiyle anlatamayız. Yani süper çeviriyorlar topu da kaybetmiyorlar da ondan Chelsea çıkamıyor değil. Neden çıkamıyor? O kadar doğru pozisyon alıyorlar, o kadar rakip yer alana kalabalık yerleşiyorlar ki mesafeler çok kısa. Top kaybedildiğinde topun kaybedildiği yere çok yakın 3 tane stili oyuncuyu görebiliyoruz da ondan çıkartmıyorlar. Araya girebilirim hocam. Tabii buyurun. Şey için söylüyorum desin. Ve bu çıkartmayanlar da savunmacılar falan değil. Kevin De Bruyne. Sikolar, Sterlingler, De Bruyne'ler. Yani. Jack Grealish'ler falan. Yani hücum karakteri yüksek olan oyuncular. Savunmacılar değil. Şimdi oralardan örnek verdiğimizde genelde şöyle bir yankı da buluyor. Ya siz de hep City'den örnek veriyorsunuz. Tam Trabzon maçının karşısında. Çünkü sadece biz vermiyoruz yani. Brezilya televizyonunda da City konuşuluyor. Veya işte Atalanta konuşuluyor. Biz de genelde örnekleri oradan veriyoruz. Tabii hiç izlemediğiniz zaman oraları sadece buradan örnek vermek gerekirse TFF 1. Lig'de de maçlar oynandı. Bugün onları da izledik. Oraya da baktık. Acaba bir örnek verebilir miyiz? Acaba bir şey görebilir miyiz diye. TFF 1. Lig maçını izlerken aklıma Fatih Tekke'nin demeci geldi. Diyor ki Fatih Tekke, bu ligde ve bir üstünde yani Süper Lig'de futbol falan oynanmıyor. Taktik falan yok diyor. Kaba söylüyorum. Taktik maktik yok diyor Fatih Tekke. Fatih Tekke bir uluslararası oyuncu idi. Boynunda bir UEFA şampiyonluğu madalyası bulunan saygıdeğer bir sporcumuzdur. Eski milli oyuncumuzdur. Milli takım santrfordur. Büyük oyuncudur. Benim çok da beğendiğim bir antrenördür. O böyle tarif ediyor. Şimdi eğer o böyle tarif ediyorsa, hadi ben futboldan anlamam ama Fatih Tekke anlar yani biraz. Üst düzey oynamış birisi yani. Uzun yıllar oynadı, anlar. Antrenörlükte başarılı da bir antrenör.